İstanbul'dan kaçış haberimiz. Evet, İstanbul'da trafiğinden, havasından, suyundan, zamından kaçışlar var. İstanbul'un nüfusu düştü. Artık insanlar kendi memleketlerine gidiyorlar. 15.655.924 kişiye gerilemiş durumda nüfus sevgili izleyiciler. Hatırlarsanız önümüzdeki geçmiş yıllarda, aylarda bu rakam çok çok üstündeydi. Ama son zamlarla birlikte artan maliyetler, yaşam şartları, kiralar, zamlar derken artık nüfus geriledi ve beklendiği gibi yaşlı nüfus değil, gençler İstanbul'dan gidiyor. Belki bu çok daha önemli bir ayrıntı. Gitme nedenleri de az önce söylediğimiz gibi ekonomik sebepler ve en başta da barınma krizi. İmkanım olsa ayrılırım. Yani İstanbul'da geçinmek zor. 252 bin kişi azalmış İstanbul nüfusu. Ama İstanbul'dan gidenler sadece 252 bin değil. TÜİK'in 2022-2023 verileri kıyaslandığında mega kent İstanbul'un nüfusunun azaldığı görülüyor. Aslında yeni doğanlar ölenlerin iki katı. Yani normalde İstanbul'un nüfusunun artması lazım. Ama öyle olmadı. İstanbul'dan kaçış var. Devletin resmi verileri de bunu gösteriyor. 2023 yılında şehirden 338.798 kişi ayrıldı. 2023'te İstanbul'da 156.708 doğum olmuş, 69.937 de ölüm olmuş. Yani 86.771 kişi nüfus artması lazım. 86.771 nüfus artması gerekirken 252 bin gidiyorsa toplam 339 bin kişi gitmiş demektir. TÜİK'in verileri bu 86 bin kişiden daha fazlasını İstanbul'u terk ettiğini gösteriyor. Nüfus artması gerekirken düştü. Peki kim gitti, kim kaldı? Şehirden en çok gençler kaçıyor, hem de çocuklarıyla birlikte. İstanbul'da ise yaşlılar kalıyor. 2023'te İstanbul'daki nüfus değişimi yaş aralığına göre şöyle. 0-15 yaş grubu 132.648, 15-50 yaş grubu ise 181.153 kişi azaldı. 50 yaş üstü ise 61.774 arttı. Kentten toplam kaçış 338.798. İmkanım olsa giderim, imkanım da yok. İnan ki mecbur ekmek için mücadele ediyorum. Çalışıyorum. Herkes ekmek için mücadele ediyor. Şunu zannediyorduk. İleri yaş grupları, yani yaşlılar, emekliler İstanbul'u terk ediyor. Hayır, tam tersi. İleri yaş grupları İstanbul'da o şekilde, bu şekilde bir konutları var. Kiracı değil, barınıyorlar. Bir konutları var. 30 yaşında, 20 yaşında, 40 yaşında İstanbul'da hala kiracı. Ve 2023 yılında konut fiyatlarının ve kiraların artmasıyla bunlar İstanbul'da yaşama, yani konut alma umutları bitmiş, kira ödeme imkanları gitmiş. Ne yapmışlar? İstanbul'u terk etmişler. İstanbul'da yaşamaktan memnunuz da ama işte bu ekonomiden dolayı, ondan dolayı zorlanıyoruz. Yoksa İstanbul gibi şehir var mı? 2023 yılında 252.072 kişi azaldı İstanbul. 15.655.924 kişiye geriledi nüfus. Bunda ekonomik nedenlerin yanı sıra barınma sorununun da etkisi büyük. Türkiye genelinde kiracılık oranı %21. Son 10 yılda %28'e yükseldi. Yani artan nüfusun neredeyse tamamı kiracı. Kira fiyatları zaten yüksek. %25 sınırının kalkmasıyla birlikte daha da artacak. Türkiye'de nüfus artışı ev sahipliği tamamen bitirmiş. Aşağı yukarı 6,5 milyon nüfus artmış. Bunun 500 bini ev sahibi olabilmiş. 6 milyonu kiracı anlamına gelir. Kimse ev alamıyor. Kimse kira ödeyemiyor. Bu insanları aynı zamanda pahalı ve büyük şehirlerden uzaklaştırmaya başlamış. Çocuklarım için buradayım. Yani onlar okusun diye. Ama İstanbul'dan göç etmek isterdim. Göç eden arkadaşım da var. İstanbul'dan kaçtı. Burada daha fazla yaşayamam dedi.